hükümet diyebilir ki? Bu terör örgütü öyle bir örgüt ki bizi kandırdılar. Haberimiz bile yoktu. Biz bunlarla sarmaş dolaştık. Aynı menzile gidiyorduk bunlarla. Ama bunlar geldiler bize ihanet ettiler. Vallahi de billahi de haberimiz yoktu. Buna sakın inanmayın. Bunların tamamının haberi vardı. Tamamının. Hepsinin haberi vardı. Örnek. 25 Ağustos 2004. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. Toplantıda yansıyan cümleyi aynen okuyorum. FETÖ'cü irtica grubu devletin tüm kadrolarında, özellikle de Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kadrolaşmayı bünyesinde bulunan vakıf, okul, dershanelerde eğittiği gençlerle bir taban oluşturmayı ve kendisine maddi destek sağlayacak sermayeyi oluşturarak dini ele alarak bir devlet kurmayı esas alan bir strateji geliştirmiştir. Seyrediyorlar hep beraber. Devletin istihbarat örgütleri, devletin emniyet güçleri, devletin ordu güçleri hep beraber diyorlar ki bu örgüt böyledir diyor. Ey siyasiler, bu örgüt böyledir diyor. Diyor mu? Evet diyor. Olay 2007'de gazetelere yansıyor. Dönemin bakanı çıkıp diyor ki biz o kararı, yani Milli Güvenlik Kurulu kararını yok hükmünde saydık. Yoktur böyle bir karar bizim açımızdan diyor. Öyle mi? Evet öyle. Peki değerli arkadaşlar, neden yok hükmündeydi? Hangi gerekçeyle yok hükmündeydi? Ben merak ediyorum mesela. Ya devletin istihbarat örgütüne güvenmiyorsun. Devletin emniyetine güvenmiyorsun. Devletin ordusuna güvenmiyorsun. Fethullah Gülen terör örgütünün üyesine güveniyorsun. Sonra da diyorsun bunlar beni kandırdı. Eğer bir hükümeti bir terör örgütü kandırırsa o hükümetin bu ülkeye faydası olur mu Allah aşkına? Ne faydası olur? Sorumlusu kimdir diye soruyoruz şimdi hep beraber. Sorumlusu kim? Bu olayın sorumlusu kim? Bankasıya para yatıran mı bu işin sorumlusu? Oğlunu cemaatin okuluna gönderen mi bu işin sorumlusu? Onun dershanelerine çocuğunu gönderen mi bu işin sorumlusu? Yoksa onlara bütün bu fırsatları, devletin bütün uyarılarına rağmen görmeyen, dinlemeyen ve Türkiye'yi bilinçli bir şekilde adım adım darbeye hazırlayan bu siyaset midir bunun sorumlusu? Bunun sorumlusu kim? Şimdi elimizi vicdanımıza koyarak şu sorunun cevabını hep birlikte soralım. Fethullah Gülen terör örgütü dediğiniz terör örgütünün asıl sorumlusu Mehmet Dişli'yi darbe yapsın diye Genelkurmay karargahında tutan mıdır? Yoksa bankasıya birikimlerini yatıran vatandaş mıdır? Bu sorunun cevabı çok önemli. Bu sorunun cevabı olmadan olmaz bu işler değerli arkadaşlar. İkinci olay. Yüksek Askeri Şura kararları. Askerler diyorlar ki ya Fethullah Gülenciler var, biz bunları temizlememiz lazım. Hayır, temizleyemezsiniz. Muhalefet şerri yazılır. Yazılır mı? Yazıldı. Tartışma konusu olmasın diye kanun getirirler. Derler ki kanunda Cumhurbaşkanı'nın imzalamadığı Yüksek Askeri Şura kararları geçersizdir. Şimdi elinizi vicdanınıza koyup düşünün değerli arkadaşlarım, değerli milletvekilleri. Çocuğunu cemaatin okuluna veya dershanesine gönderen kişi mi suçludur? Yoksa Yüksek Askeri Şura kararlarında Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinenlerin ihraç edilmesini istedikleri halde siyasi otorite devreye girip bunları almayacaksınız, atmayacaksınız, bunlar görevlerine devam edecekler diyenler midir? Asıl üzerinde durmamız gereken konu budur değerli arkadaşlar. Bunların sorumluluğunu tartışmadan, hani balık baştan kokar diyoruz. En dipteki adamla uğraşıyoruz. Öğretmenle uğraşıyor. Erbaşlarla uğraşıyoruz. Ya komutanlar, ya bu işe yol açanlar, ya siyasi kulvarı, caddeleri açanlar. Onlara tek kelime yok. Onlar sadece biz aldatıldık diyorlar. Aldatıldıysan olmaz kardeşim. Aldatıldıysan namusunla şerefinle çekilirsin bir köşeye. Hani var ya bizim önemli bir şairimiz. Yanlış hatırlamıyorsam Ziya Paşa.
Çekildik izzeti ikbal ile babı hükümetten. İnsanlar yeri geldiğinde izzeti ikbal ile hükümetten çekilmesini de bilmeliler. Bu bir kitap arkadaşlar. Sayın Ömer Dinçer'in kitabıdır. Bütün toplumsal ve siyasi riski hükümet adına Sayın Başbakanımız, hukuki riski ise ben üstlenmiştim. Buyurun. Sizin değerli arkadaşınız, bir bilim insanı oturuyor kendi hayatını başbakanlık müsteşarı yaparken nelerle karşılaştığını bize anlatıyor. Sorumluluk kime ait? Dönemin başbakanına ait diyor. Riski aldı üstüne diyor. Peki sorumluluk ona ise Türkiye'yi bir darbe ortamına taşıyan bu yapı içinde o kişinin sorumluluğunu ona hatırlatacak makam kim? Bu parlamentonun işlevi ne? Yeri geldiği zaman mangalda kül bırakmıyoruz. Efendim biz Kurtuluş Savaşı'nı da yönettik. Peki Türkiye'yi adım adım darbeye götürenler hakkında bir şey yapmayacak mısınız? Elinizi vicdanınıza koymayacak mısınız? Çocuklarınıza hesap vermeyecek misiniz? Darbe sonrası. Adil Öksüz olayı. Hiç merak etmiyorsunuz. Kim bu Adil Öksüz? Adil Öksüz önce derler kırsalda, Kazan kırsalında yakalandı. Adil Öksüz hava üstünde, akıncılar üstünde yakalanmıştır. Herkesin eline ters kelepçe vurulurken Adil Öksüz'ün eline kelepçe vurulmaz. Kazan'da arsa bakmaya geldim diyenlerden ikisi tutuklanır, diğerleriyle beraber Adil Öksüz GPS cihazı, telefonlarıyla hep beraber serbest bırakılır. Şunu unutmayın. Emre Taner, eski MİT müsteşarı, geçenlerde bir konuşma yaptı darbe araştırma komisyonunda. Şunu söyledi. Erzincan'da iki MİT elemanı tutuklandı, gözaltına alındı. Sayın Başbakan izin vermeseydi o iki MİT elemanı gözaltına alınamazdı. Değerli arkadaşlarım, herkesin eli kelepçelenirken bu beyefendi niye kelepçelenmiyor? Üstelik bunun cemaate yakın olduğu devletin arşivlerinde de var. Hani arşivlerde olmasa tamam diyeceğiz. Devletin arşivinde var. Kaç sefer gidip geldiği de var. Şu sorunun cevabını hükümetten çok açık ve net öğrenmek istiyorum. Sizin darbeden önceden haberiniz var mıydı, yok muydu? Nokta. Bu kadar açık. Bu kadar net bir soru soruyor. Daha önce bu soruyu sorduk ama cevabını alamadık. Cevabını alamadığım için arkadaşım itiraz ediyor. Ben bunun cevabını merak ediyorum değerli arkadaşlar. Cevabını merak ediyorum. Adil Öksüz sıradan bir insan değildir. Adil Öksüz gariban bir adam değildir. Adil Öksüz eğer akıncılar üstünde darbeyi yönetiyorsa sıradan bir insan değildir. Kontrollü bir insandır. Kim kontrol ediyor Adil Öksüz'ü? Adil Öksüz niye yakalanmaz?